Bir yandan da Barış Terkoğlu'nun yine ve Tehlivan'ın Cendere kitabında da ifade ettikleri FETÖ borsaları. Son olarak sosyal medya unutulma yasası değil mi? Yani sosyal evet evet unutulma medya... hakkı. Unutulma hakkı yasası. Ha. Bu yasa üzerinden sayısız haber siliniyor şu anda. Bilmiyorum ha. yani kaça ulaşmıştır o rakamlar ama sanki neredeyse siyasetin FETÖ'ye ilişkin haberleri o hafıza yok ediliyor. Yok ediliyor. Tabii hızla. Yani çünkü biliyoruz bugün bugün mesela geldim buraya bir şey anlatıyorum ben. Geçmişteki bir TV tipim ortaya çıkarılıyor. Diyor ki ya sen bugün böyle konuşuyorsun ama dün böyle konuşuyordum. O zaman ortada kalıyorum. Çok boşa düşüyor lafım. Ağırlığım kalmıyor. Ama gerçekten de öyle. Çünkü dün dünle bir tiyatro yapıyordum. Aslında bugün de bir tiyatro yapıyor durumuna geliyorum. Ben ne diyorum size? 1995'te ne diyorsam bağımsız yargı, adaletle ilgili ne diyorsam bugün de, bugün de aynı şeyi söylüyorum. Tek düşüncem. Hani derler ya Allah sizi inandırsın. Tek düşüncem şu. Ya bu ülkede adaleti tesis edin. Ama Özlem Hanım burucu cümle şu. Sorunun sorunu yaratanların, sorunu yaratanların ya bu felsefik bir şeydir. Yani. Düşünce sistemleriyle ilgili bir şey. Sorunu yaratanların çözümün bir parçası olması mümkün değildir. Sorunu yaratan bu siyasi iktidar. Nasıl sorunu çözsün ki? FETÖ sorunundan ve adalet sorunundan ha. bahsediyor. Ya, çok basit. Şunu hemen buldum. Bu gazete şeylerini falan şey yapıyorum. Çünkü bu hafıza önemli. Bunu işte e, Ali İhsan Aslan söylüyor. Diyor ki BBC'ye veriyor bu röportajı. İlk aşamada askeri vesayet vardı. Adım atamıyorduk. E, ne zaman ki ciddi bir mücadele askeri vesayeti ortadan kaldı. Ciddi mücadele dedi Ergenekon Balyoz. Yani FETÖ'nün kumpas davaları. Kumpas davaları. Orada yılana sarıldık. Yani Fetö. cemaate. Ben FETÖ demeyi çok tercih etmiyorum. FETÖ böyle sanki çafletiyormuş gibi geliyor bana. Bu bir dini yapılanma. Işık evleri vardı. İnsanların beynini yıkadılar. Ama aynı zamanda Mürşetle bir mürit istihbarat örgütü olan. de değil mi bir boyutuyla da? Şimdi yani. bakın öyle bir şey ki işte hani demin hepsi. arz etmeye çalıştığım şey. E Eşikli hepsi aslında. Tabii. Yani bu görün, görünüşte bir din zaten. Bu kisveyle yapılıyor. Din. Ne diyorlar sohbetlerde? Böyle anlatıyorlar filan. Bir tarafta Şuraya geleceğim, önce onu söyleyeyim. Tahmin ettiğimizden fazla onlar işin içine girdi. Yani Cemaat tamamen yargıyı ele geçirdi mesela. E Yargı... Referandum bunun için yapılmadı yapıldı, mı zaten yapıldı. yüksek Fakat yargıyı ele geçirdi. İşte oradan değil. sonra Sayın Cumhurbaşkanı demedi ki işte kandırıldık dedi ya. Yani kandırıldık dedi. Ya yani ne istediler de vermedik dedi. Demediler mi? Ne istediler? Gerçekten de her şeyi verdiler ya. Yani. Her şeyi. Bir devleti anahtar teslimi verdiler. Sonra da 17-25 Aralıkta. O ok konulara dönünce çünkü bu e, başından da bilindiği gibi ta rahmetli Hablemitoğlu'nun anlattığı gibi CIA örgütü olduğu ortada olan bir şeye yılana sarıldık diyor zaten bak. AK Parti'nin kurucusu söylüyor bunu. Diyor ki onlar fazla hatta lokomotif oldu diyor yani tamamen yargıyı teslim ettik anahtar teslimi. Biz arkada icraatta bulunduk diyor yani tepede işte yol yaptık bilmem ne yaptık ama devleti bunlara teslim ederek yaptık. Sonra cemaatin vesayeti gündeme gelmeye başladı. 17-25 işte yani. Biz bunu fark ettiğimizde irkildik. Ne yaptık dedik. Ondan sonra da tabii kıyamet koptu. İşte 17-25 ve devamında yaşananlar. O güne kadar hukuk işine kalmaya azami dikkat gösteriyorken ben buna katılmıyorum. 15 Temmuz'dan sonra doğrusu panikledik ve olayın vahameti karşısında ancak yargıyı kullanarak. Başarılı olabileceğimiz kanaatine vardık. 15 Temmuz'dan sonra yargıyı kullanarak başarılı olacağımız kanaatine vardık. Onların yani cemaatin yargıyı kullanırken kullandığı bütün taktikleri, araçları biz kullanmaya başladık can havliyle. Bugün de olan bu işte. Bugün de işte AK Parti'nin içerisinden çıkan bu sesler, çatlak sesler diye çıkan seslerin aslında nedir? ne diyor? İşte yeni FETÖ kuruluyor diyor. Yarın gene mi kandırılacaklar? Yeni bir yapı teşkil ediliyor. Oysa şu, şu var, şunu anlamak zorundayız. Hep söylüyorum, dünyanın her yerinde de böyledir. Yargı ele geçmez. Çünkü entelektüel bir faaliyet, elini geçiremezsin. Elini geçirdiğin an, dediğin anda bir, bir anda sana dönebilir silah olarak kullanırsan. Yargı çünkü varlık sebebi felsefi olarak adaleti tesis etmek. Onu sen başka bir araca döndürürsen o ne yapacağı belli olmaz şimdi olduğu gibi. Ve seni vurur. Dolayısıyla bunlar, bunlar tabii içsel şeyleri ama tabii FETÖ taktiklerinin kullanıyor demesi. Bugün işte Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan'ın kitabı, Toygun Atilla'nın kitabı, dayının casusları kitabı filan gibi kitaplar. Bunlar yazılıyor. Bunlar tarihe büyük notlar düşen kitaplar aslında. Çünkü adaleti tesis etmeye engel olan... Ve yargıyı sopa olarak kullanan şeyler. Geçmişte ben çok fitraya uğradım. Oradan biliyorum. Günlerce ağladım. Tutuklanan, tutuklanmayı bekledim Özlem Hanım. Yani beni bugün alacaklar, yarın alacaklar. Sayısız meslektaşınız, asker, askeri öğrenci. İşte ta, Bütün bu evet, dramatik şey. Taraftan... Bu arada bir son dakika var. Onu da ha. hemen söyleyelim. 2021 Bütçe Kanunu şu saat itibarıyla mecliste oylanarak onaylandı. Ve meclis genel kurulundan geçti. Bu bütçe kanunu içinde e, esnafa pek bir şey çıkmadı zannediyorum. Bu bütçe kanunu değil bakın. Bu bütçe yani demokrasilerde bildiğimiz. Bakın 17 Nisan referandumunda dedim ki bir devletin en önemli göstergesi bir demokrasinin bütçe hakkıdır. Bütçe halkın bütçesi olmalıdır. Bunun için meclise tartışmalı, komisyonlara gelmeli, orada ilgili kurumlar gelmeli. Bakın bu anahtar teslimi geldi. Bir gülü değişmeden geçti gitti. Zaten birisi orada engel olmaya kalksaydı Çıkmıyor diyeceklerdi ve kanun ne diyor? Bir önceki yasadaki gibi kabul edilir ve geçer diyor. Ya niye, o zaman bu konuşmalar bir bütçe boşa yok. yapıldı, Tabii. bütçe falan yapılmadı. Sadece yani. işte bazı konuşmalarla tartışmalar oldu. Bütçe yok. Bütçe yok. Bir devletin en önemli hakkı, bütçe hakkı ortadan kaldırılmış. Ne muhalefetin, ne kurumları ne sivil toplum örgütlerin kimsenin bir güne dokunma hakkı olmadı. Tepeden geldi, bu onaylanacak dendi. Onaylandı, geçti. Bir tiyatro izledik. Orada işte birileri konuştu filan falan. Varmış gibi bir şey yaptı. Bir sahne vardı. Bir siyasi partiye hakaretler edildi. Onlarca oluyor. O, oldu ve geçti gitti. Bakın. E, bu cemaatle mücadele ya da şeyle e, bu tür yapılarla mücadele çok önemli. Devletin aklının geri gelmesi önemli. Şimdi demin e, Sinan Bey konuşurken e, çok nezaketli anlattı ama e, artık nasıl yargıda liyakatın bittiği gibi dışlerinde de bitti, öbür taraflarda da bitti ve yeni bir şey kurulmaya çalışıyor. Dava dedikleri o aslında. Yeni bir devlet kurmaya çalışıyorlar ama olmaz temini yok. Demin anlattığı olamıyor çünkü o akıl yetişmiyor ama bocalıyorlar. Bocalıyorlar ama Türkiye bitiyor bu arada. Ayrıca vadettiklerinin peşinden toplum da gitmiyor. E gitmiyor çünkü ama devam çıkışı, ediyorlar. Çıkışı yani. itibariyle kurul, yani kurucu kurucu ruhu işte geçmişte de, e, devamı olduğu siyasi geleneğe baktığınızda aslında dince bir yapılanma şimdi ittifak ortağıyla birlikte dinci ve ırkçı bir siyasete dönüşmüştür dolayısıyla bu özgürlüğü deneyimlemiş bir toplumda tutacak bir siyasi maya değildir e, haliyle de şu anki e, hep hükümetin de ittifakın da o yoran olarak da e, gerilemesinin e, politika üretememesinin Nedeni bu içinde bulunduğu durum ve bu durum toplum tarafından son derece fark edilmiş bir şey. Çünkü işsizlik rakamlarında ha, görüldüğü tam, üzere tam oraya yavaş eğitim ayağa meselesinde Reci, görüldüğü olsun. üzere toplumda şunun farkında. Yani yeniye dair ettiği hiçbir şey yok. Ülkenin eğitim alanındaki bütün kurumsal kapasitesini geriletip onun yerine başarı ortalaması son derece düşük imam hatiplere eğitim alanında hmm. Sıkıştırmaya çalışıyor. Ki orada Çok anneler iyi. babalar da o işten memnun değil. Çünkü herkes günün şey. sonunda Çok... günün Hı -hı. sonunda çocuğunun evladının iyi bir eğitim almasını ve yaşıtlarıyla son... dünyada da kendi ülkesinde de rekabet edebilmesini ister. Yani liyakat bir Bunu bize bir niye yapıyorlar Biz, ben anlamıyorum. E, ben son, son 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 bunu iki şey yılda edip, çocuklarımıza niye yapıyorlar? Son iki yılda resmi rakamlar, bakanlığın rakamlarına göre son iki yılda İmam Hatip'e giden öğrenci sayısında 130 bin düşüş. Soskunuz. Müthiş bir rakam bu. Yani insanlar o, o tutmadı yani evet. bu evet. dindar nesil, seküler nesil. başından itibaren tutmadı. Tutmadığı için de adrese dayalı sistemlerle okulları doldurmaya çalıştılar. Evet, Baktılar e, o, da ki, o toplum yüzden direniyor. Bu okullara göndermemek için e, çocuklarını e, adresine göre okullara gidecek diye kanunlar, kurallar getirdiler ve onun ona rağmen bir miktar arttı. Fakat şimdi o adres meselesinde göğüsleyerek toplum 130 bin öğrenciyi sadece 2 sene içinde geri çekti.